Tüp bebek tedavileri artık son yıllardaki gelişmelerle birlikte artık çok daha basit, çok daha kolay hale gelmeye başladı. Yıllar önce, 10 yıl önce de 15 yıl önce %20'lerde olan gebelik oranları ve başarı oranları artık günümüzde %60'lara yaklaşmakta ve bu oranları artık telaffuz edebilmekteyiz. Tüp bebek tedavileri sırasında hastalarımız bize başvurdukları zaman bir takım ön testler mutlaka yapıyoruz. Bu testler içerisinde bir erkeğin sperm analizi, rahim filmi ve yine kadının hormonal profiline baktıktan sonra tetkikleri uygunsa tedavilere başlıyoruz. Tüp bebek tedavilerinde artık hasta dostu yaklaşım denilen çok daha az enjeksiyon uygulandığı ve çok daha kısa sürede sonuç alınabilen tedaviler artık gündemde. Bir tüp bebek tedavisi yaklaşık olarak 15 gün gibi bir zaman alıyor. Genelde tüp bebek tedavilerini adetin ikinci günü hastalarımızı çağırarak muayenesini yaptıktan sonra enjeksiyonlar şeklinde başlıyoruz. Ve 10 günlük enjeksiyon sürecinden sonra, enjeksiyonla ilaç tedavisinden sonra 10. günün sonunda artık yumurtalıklardan yumurtalar gelişmiş ve olgunlaşmış oluyor. Daha sonra 12. gün gibi bayandan yumurtaları anestezi altında, ameliyathane şartlarında bu yumurtaları topluyoruz. Ve o günde eşinden sperm örneği vermesini isteyerek yumurtanın toplandığı gün mikro enjeksiyon yöntemiyle sperm ve yumurtaları birleştiriyoruz. Sperm ve yumurta birleştirildikten yaklaşık 3 gün sonra, yani mikro enjeksiyon işleminden 3 gün sonra embriyolar gelişmiş oluyor ve 8 hücreli embriyolar oluşmuş oluyor. Ve bu embriyoları uterus içerisine, yani rahim içerisine ince bir plastik çubuk yardımıyla yerleştirip daha sonra da kadının 12 gün sonra kliniğimize çağırarak gebelik testini alıyoruz ve gebelik testi sonucuna göre de bir takım ilaçları tekrar başlayarak gebeliğinin devam etmesini sağlıyoruz. Tüp bebek gebelikleri bazen çoğul gebeliklerle de sonuçlanabiliyor. Rahim içerisine bazen 2, bazen 3 tane embriyo koyduğumuzdan dolayı ikiz veya üçüz gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu gebelikler çok hassas gebelikler olduğundan dolayı bir miktar düşük riski de bazen olabiliyor ve bir takım ilaçlarla, özellikle ilk 3 ayda kullandığımız ilaçlarla bu riski mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışıyoruz. Ve bir tüp bebek gebeliğinin 3. ayından sonra artık normal bir gebelik seyrine artık dönebiliyoruz. Ve düşük engelleyici ilaçları artık 3. aydan sonra kesmeye başlıyoruz ve bir normal gebelik sürecine geçiyoruz.